Osman Aydın arkadaşım da size dijital üretim teknolojileri, IoT kısmı ve bunların kurumsal sistemlerle entegrasyonu nasıl olacağı hakkında yine bir sunum ve demo hazırlığı yaptı. Kendisi bir sunum yapacak. Sonrasında bu şekilde devam ediyor olacağız. Sizden ricam sorularınızı en son alabilirsek çok sevinirim. NPM Link modülü, PDM Link dışında ayrı bir modüldür NPM Link modülü ve üretim BOM'unun oluşturulması ve proses planlarının buna bağlı olarak proses planlarının, iş talimatlarının oluşturulması ile ilgilidir. Bunların tek bir PLM sisteminden yönetilmesi, tek bir sistem üzerinden yönetilmesi aslında bir avantajdır bizim için. Burada tek bir sistemden yönetilmek söz konusu. Böylece tasarım, İBOM dediğimiz tasarım kısmında yer alan BOM'unuzun, ürün ağacınızın üretim ürün ağacı ile birlikte hem ilişkili bir şekilde hem de eş zamanlı yönetilmesi söz konusu olmaktadır. Bu da tabii ki size bazı büyük avantajlar sağlar. Bunun dışında ayrıca proses planlarının, operasyon adımlarının tanımlanması, kaynakların hatta sistemde tanımlanması ve operasyon adımlarına ilgili parçaların da eklenerek operasyon planlarının oluşturulması ve daha sonra iş talimatlarının oluşturulması şeklinde PLM sisteminde, NPM Link sisteminde yönetiyor oluruz. Bu şekilde de ayrıca en sonunda da daha sonra tabii ki ERP sistemleriyle de entegrasyon söz konusu olabilir istenilen durumda. Peki bu bize ne sağlar? Eğer biz NPM Link modülü ile üretim BOM'umuzu eş zamanlı olarak üretim tasarımda eş zamanlı olarak oluşturabilirsek ve bununla ilişkili bir şekilde yönetebilirsek bize değişiklikler sonucunda gelen maliyetlerin azaltılması ve üretim maliyetlerinin azaltılması şeklinde faydalar sağlar. İkisi eş zamanlı yönetildiği durumda tabii ki süreç daha da eşlenik bir şekilde konkurent birlikte yönetiliyor olur. Demo kısmına geçeceğim. Peki demoda nelerden bahsedeceğim? Bundan burada bahsedeyim. Demo kısmında NPM Link modülünden bahsediyor olacağım. Tabii ki tasarım BOM'undan, üretim BOM'unun oluşturulması, nasıl oluşturulduğu ve nasıl ilişkili bir şekilde yönetildiğinden bahsedeceğim. Sonrasında kaynakların yönetimi nasıl oluyor? Bundan bahsedeceğim. Tabii ki daha sonra proses planlarının oluşturulması ve ilgili üretim BOM'undaki ilgili parçaların proses plandaki operasyon adımları ile ilişkilendirilmesi, bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra iş talimatlarının oluşturulması Vinci üzerinde ve bir değişiklik yapıldığında yine tasarımda bir değişiklik olduğunda tasarımdaki değişikliğin üretime nasıl yansıyacağı, proses planlarına da nasıl yansıyacağından bahsedeceğim. Tabii ki en sonunda da dediğim gibi istenildiği durumda SAP ya da dediğim gibi ERP sistemleriyle entegrasyon bu adımı da sağlanabilir. Bundan da bahsediyor olacağım. Demoya geçiyorum. Ben şu an sisteme bir üretim mühendisi olarak giriş yaptım. Ve bir drone'um var. SkyDrider diye bir product altında bir drone ürün ağacım olacak burada. Bir end item, bitmiş bir ürün. Bu design görünümünde, yani bu design görünümü bunun şu anda tasarımdan gelen görünümü anlamına geliyor. Tasarım ürün ağacı diyebilirsiniz. Yani nasıl tasarlandıysa aynı şekilde ürün ağacının oluşturulması. Burada Vinci'de filtrelemelerimiz var. Bunları özellikle bu zaten BOM'ların yönetiminde çok kullanıyor olacağız ve üretim ürün ağacı için de geçerli olacak. Burada şu andaki filtremin design ve working olduğunu görüyorum. Şu an design görünümünde, yani tasarım görünümünü görüyorum ben. Burada tabii ki istediğim gibi parçalarını görebilirim, alt montajlarına bakabilirim, açabilirim istediğim seviyeleri. İstediğim gibi bu ürün ağacında şu anda incelemeler yapabilirim.
Peki ben bu ürün ağacımdan sonrasında bir üretim bomu oluşturmak istiyor isem nasıl olacak? Bundan bahsedeceğim. NPM modülü ile Bom Transformer diye bir pop-up sayfasıyla bir sayfa açılıyor olacak biz artık. Üretim ürün ağacını oluşturabilmek için. Burada iki ekran görüyorsunuz. İki ürün ağacı olacak solda ve sağda. NPM Link'in özelliği dediğim gibi tasarımla ilişkili bir şekilde üretim ürün ağacını oluşturmak bizim için faydalı olan. Bu şekilde o yüzden sol tarafta Design Working, buraya Upstream tarafı diyoruz hatta, Upstream BOM diyeceğiz. Burada da Manufacturing Working filtresini görüyorum. Yani burada da üretim ürün ağacının en son güncel hali diye şeklinde. Buraya da Downstream BOM diye ifade ediyor olacağız. Ve bu iki ekranda buradaki değişikliklerin aynı şekilde istediğimiz duruma tabii ki üretim ürün ağacına yansıması söz konusu olacak. Bakın burada bazı ikonlar görüyorsunuz. Yeşil tikler ya da böyle üçgen işaretleri var. Bunların anlamı Equivalent Link diye bir özellik oluyor olacak NPM'de. Bunun anlamı iki parça arasında, iki montaj da olabilir tabii ki, iki linçli part arasında ilişkinin sağlandığı anlamına geliyor. Mesela şunun şu an üretim ürün ağacında da bir eşleniğinin olduğunu bana ifade ediyor. Equivalent part exists and points to latest iteration diyor. Peki ben hangisi bu, nerede bu, hangi diğer taraftaki parça ya da minci part diye sormak istediğimde bana buradan bakın bulabiliyor sistem ve bunu buradan gösteriyor aynı şekilde burada diye. Ve gördüğünüz gibi ürün ağacım burada bu seviyeleri var. İstediğim seviye farkları yani birinci seviye, ikinci seviye burada farklı ürün ağaçları oluşturabilirim. İstediğim gibi parçalayabilirim. Yeni fantom parçalar, hayalet parçalar altında belki bir kısmı kit gibi şeklinde satılıyordur. O şekilde oluşturabilirim. Ham madde ekleyebilirim. Yani üretim ürün ağacını istediğim gibi tasarımdan ilgili winch partları, ilgili ürünleri, parçaları kullanarak istediğim gibi yönetip oluşturabilirim. Buna bir imkan sağlıyor sistem size ve arasında da ilişki kurarak bu şekilde tasarımda bir değişiklik olduğunda bunu da bu tarafa istediğim gibi yansıtabilmeme imkan sağlıyor. Ayrıca bakın üçgen işareti görüyorsunuz. Bunun üzerine geldiğinde de equivalent part does not exist on any iteration. Bu şu demek. Bunun üretim, manufacturing görünümünde üretim BOM'u diye ifade edeyim. Bu arada istediğim kadar görünüm de oluşturabilirim. Şimdi birazdan gösteriyor olacağım. Şimdi üretim ürün ağacı oluşturuyorum ama belki üretim yeri bakımından spesifik ayrı bomlar da oluşturuyor olabilirsiniz. Ürün ağaçları da oluşturuyor olabilirsiniz. Sistem buna da imkan sağlıyor. Farklı üretim yerleri için farklı üretim bomları da oluşturabilirsiniz. Bunların da yeni görünümler. Mesela plant A, plant B, plant C gibi hatta şu an göstereceğim birazdan. Gibi farklı üretim ürün ağaçları da istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Üretim yerinin farklı olmasıyla istediğim kadar istediğim üretim ağacını oluşturabilirim. Bunun karşı tarafta eşleniğinin olmadığını görüyorum üçgen işareti olduğunda. Bir de böyle saat işareti geliyor olacak. Bu da equivalent part exists but does not point to latest iteration. Yani işte dediğim gibi bu tarafta bir değişik tasarımda bir değişiklik olduğunda üretime yansıyıp yansımayacağına karar vermek ve bu arasındaki ilişkiyi sağlayabilmek için tasarımda bir değişiklik yaptığınızda bu ekranı açtığınızda saat ikonu geliyor olacak. Siz sonrasında bunun karşı taraftaki hangisi ise ilgili parça bunu inceleyip değişikliği aktarmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Buna göre karar vererek yönetiyor olacaksınız. Bu şekilde ilişkili bir şekilde yönetiyorsunuz. Dediğim gibi yine filtreler önemli. Burada design filtresi default design olarak şurada working olarak görüyorum. Şurada da filtrelerimde hatta kaydedilen filtrelerde bakın farklı eBOM, mBOM, mBOM dediğimiz manufacturing görünümü. Plant A, plant B, plant C şeklinde farklı üretim yerleri içinde farklı bomlar oluşturabilirim ve görünümlerle bunu yönetebilirim. Bunun dışında burada attribütleri inceleyebilirsiniz. Bakın bu hangi tabii ki Vinci Part'ın üzerine gelirseniz onunla ilgili aşağı kısımda yine attribütlerini görüyor olacaksınız. İki kısımda da. Altında kullanılan parçalar yine use stop şeklinde burada görebilirsiniz.
tabii burada seçtiğinizin üzerinden burada ifade ediyor olacak. Görüntüleme özelliği zaten bom oluştururken görüntünün de eş zamanlı olarak oluştuğunu görüyor olacağız. Burada görüntüleri de ayrıca görebilirsiniz iki tarafında. Burada da iki yüklenmedi galiba şu an. Equivalent part dediğimiz kısımda, pardon tam yükleniyordu galiba. Equivalent parts'ta ilişkili equivalent linki olan Vinci part'ı hangisi ise bana onu burada gösteriyor olacak. Bakın bu üretim tarafındaki görünümü, bu da tasarımdaki görünüm. Equivalent parts'ta bunun ilişkili olduğu, daha doğrusu bu şuradaki equivalent parts'ta bunun ilişkili olduğu üretim tarafındaki Vinci part hangisi ise onu buradan da ayrı takip edebilirsiniz. Doküman ilişkilendirmek mümkün. Proses planlar yine buradan ifade ediyor olacağız. Tabii ki şu kısımda burası downstream görünümü, üretim görünümü. Tabii bunları düzenleyebiliriz. Önemli olan her zaman filtreleri kontrol ederek hangi tarafta hangi filtrenin olduğunu takip ederek iki kısmı da bir ilişkili bir şekilde yönetmek tabii ki. Proses planlarını görebilirim. Bakın burada proses planını görüyorum. İlişkili doküman varsa görüyorum. Plant bilgisi, üretim yeri bilgisi neyse onları görebilirim burada. Alternate bom, farklı farklı ürün ağaçları oluşturulabilir demiştim. Alternatif üretim ürün ağaçları da oluşturabilirsiniz. Onları da yine bu tab altından, alternate bom altından görebilirsiniz. Farklı plantlar için oluşturabiliriz demiştim. Kontrol karakteristik özellikleri, tolerans bu kriyo içerisinde genelde tanımlanıyor. Buraya da bu şekilde aktarılıyor aslında ama eğer bir tolerans değerleri kontrol karakteristik eklemek istiyorsunuz, bunu da yine bu tab altından ekleyebilirsiniz tabii ki. Minimum, maksimum değer birim vermek istediğiniz ölçümler için burada bunu ilişkilendirmeniz yine mümkün. Bunun dışında, şimdi burada manufacturing görünümünü görüyorum. Ben şu an hep bizim birlikte, sizlerle birlikte aslında başka bir görünümde, plant B görünümünde bir ürün ağacı oluşturmak istiyorum, üretim ürün ağacını. Bakın görünümümü değiştirdim. Şurada plant B olarak geliyor olacak. Refresh yapalım. Bu tarafı da refresh yapıyorum. Plant B görünümüm var. Burada da design görünümüm var. Ve gördüğünüz gibi plant B görünümünde şu an bir şey oluşturulmadığı aslında ifade ediyor. Bu eski görünüm manufactured'den göre birazdan zaten o yok olacak. Üçgen işaretinin gelmesi bu bomun plant B görünümüne ilişkili hiçbir bomunun olmadığını ifade ediyor bana. Bir tane biz oluşturmaya başlayalım örnek olarak. Burada bu arada şimdi üretim ürün ağaçlarını oluştururken belki aynı numaralarla üretim bomunu oluşturuyor olabilirsiniz ya da farklı belki bir suffix bir numara ekliyor olabilirsiniz ilgili parça numarasına ya da belki yeni bir numara STP'den bir numara alınıyordur ya da bir ERP sisteminden belki o numarayı kullanmak istiyorsunuz. Bunları her şekilde sistemde yönetmek yine de ilişkileri korumak mümkün. Burada new downstream branch dediğimde, new downstream part dediğimizde aslında farklı bir numara vererek ilişki kurarak yönetiyor oluyorsunuz. New downstream branch dediğimde de aynı Vinci part numarasını yani şu numarayı koruyarak sadece plant B görünümünde bir ürün ağacı oluşturmaya başlıyorum olarak ifade ediyor. Do not duplicate'de aslında alt kısmını getirme diyorum. Yani tab 1 assembly'mi sadece plant B görünümünde oluşturuyorum şu an. Alt kısımlarını ben istediğim gibi ekleme, çıkarma şeklinde seviyeler bazında düzenliyor olacağım. Bakın oluşturduğum anda direkt yeşil tik oluşuyor. İlişkili bir şekilde. Sonrasında sürükle bırak mantığı çalışır bu arada. Bu ekranda istediğimiz gibi. Mesela şu iki kamera assembly ve kontrol modülü alıyorum. Tutup sürükleyip bunun altına ekliyorum. Tabii ki checkout ediyor. Üst montaj her zaman altına bir parça eklediğinizde her zaman üst taraftaki montaj checkout edilir. Checkout etti ve bakın bu şekilde ilişkilendirdi. Şimdi diyorum ki şu an bu arada şunu da görüntüleyelim. Görüntüsel, ya görüntü olarak da ayrıca oluşumunu inceleyebilirsiniz. Ben aynı anda farklı yerlere tıkladım o yüzden bir dakika şöyle yapalım.
Bunun üzerine tıklayalım. Visualization tabını da açalım. Evet, burada da açalım. Bakın, bu şekilde takip ediyorum ayrıca. Neleri ekledim, neleri ekliyorum. Buradan da görüntü olarak da görebilirim. Sonra diyorum ki şunu da aldım, tuttum, sürükledim ve bunun yine altına yapıştırmasını istiyorum. Birinci seviye olarak gelsin. Ekledi. Sonra diyorum ki ben yeni bir pinch part oluşturacağım. Bir kit gibi üst montajın altında başka diğer parçaları ekliyor olacağım. Upper body ASM diyelim. Plant B görünümünde okey. Numarası otomatik oluşuyor. Finish dedim. Burada da istediğim gibi dediğim gibi inch part oluşturmaya devam edebilirim. Oluşturdum. Şimdi diyorum ki buna da şu partımı alayım. Motor bir de upper sky rider'ı aldım ve bunun altında oluşturmasını istiyorum. Bakın ekledi. Bu arada görüntü olarak da geliyor. Sonra diyorum ki ben bir tane daha oluşturayım. Bir aksesuar için bir winch part daha yapalım. Ve buna da battery label kontrolle seçiyorum. Quick access, rear access cover'a aldım. Ve bunları da bunun altında olmasını istiyorum. Dediğim gibi istediğim seviyelerde, istediğim kırılımlarda, istediğim gibi oluşturabilirim. Bunu da oluşturdum. Bir de diyorum ki burada bir software'imiz var. Software Vinci Park'la oluşturulan Pinray. Bunu aslında kontrol modülüne götürmek istiyorum. O yüzden bu modülün altında görünümünü değiştirmek istiyorum. Design değil de Plant B görünümünde olsun istiyorum. Duplicate with propagating vardır. Duplicate without propagating. Bunlar zaten eğitim sonunda ayrıca anlatılıyor da alt parçaları montaj, mesela alt bir montajsa parçaların altındaki design görünümündeyse dizaynla mı devam etsin, onların da mı görünümü değişsin, üretim görünümü ya da farklı plant B görünümüne mi geçsin gibi gibi seçimlerle ilgili o özellikler. Şöyle tutalım. Bu şekilde ürün ağacımı oluşturduğumu varsayıyorum ve şu an bütün checkout'lu my checkout'tan bütün checkout'lu inci partları check-in yapacağım. Çok bakın çok kısa bir zamanda bir üretim ürün ağacını oluşturmuş oldum. Tabii bu ekranda daha bir sürü özellik var. Mesela kıyaslama, karşılaştırma ya da değişiklik sonrasındaki değişiklik bildirimi sonrasında bir değişiklik yapılmışsa onların aktarımı gibi gibi bir sürü kıyaslamaların yapıldığı ekranlar burada söz konusu değişikliklerin. Şimdi mesela en üst seviyedeki buradaki tasarımdaki ve buradaki plant B görünümdeki üretim en üst seviye top seviyedeki inç partlarını seçip Reconciliation Assistant'ı açtığım zaman bana bakın karşılaştırma ekranı çıkarıyor. Tür karşılaştırma da yapabileceğiniz tabii ki ekranlarımız var. Burası değişiklikten gelen
aktarımlarla ilgili. Bu tarafı da compare. Compare upstream, downstream. Diyorum ki tüm özellikler bakımından bana alt seviyeleri skip etmeden, onları da es geçmeden bana kıyaslama yap diyorum. Burada bakın search results altında adetler bakımından o tarafta downstream'de oluşturulmadığı ya da şey olduğu, mesela drone body'nin karşılığının olmadığını söylüyor. Ve bu hangisi bana göster dediğimde bakın bomda da karşılığını görüyorum. Bu şekilde gözünüzden kaçan bom oluştururken gözünüzden kaçan eksiklikleri de bu şekilde adetler bazında ya da oluşturmadığınız eksik kalan parçalar bazında takip edebilirsiniz. Karşılaştırma ekranlarımız da var. Şimdi bunun dışında üretim ürünü ağacını oluşturduğumda ben bir de proses plan oluşturmak istiyorum. Ayrıca şunlar yeni gelen özellikler bakımından plan ekleme ve plan spesifik bazı attribute'ler oluşturma gibi özellikler de geldi. Yani mesela bunun şurada plant var. Bakın plant B'ye ilişkilendirildiğini görüyorum ben. Hatta şurada görünümde show height specific related information ve extended data'yı seçtiğim zaman plant B bakın geldi. Bunun bilgi sayfasında da ayrıca mesela şöyle yapalım hatta. Depo bilgisi, nerede saklandığı ya da bazı spesifik daha başka attribute'ler eklemek istiyorsanız storage location ya da plant specific status ya da farklı sizin eklemek istediğiniz planta özel bazı diğerler varsa bunları da ilişkilendirmeniz, plan oluşturmanız yine mümkün. Bunlar konfigüre edilebilir özellikler. Yani bir depo alanını ifade etmek ve bunu yazmak, belirtmek istiyorsanız bunları da ifade edebilirsiniz. Bu ekranlarda takip edebiliriz. Yine bomb transfer mormuş ekranıma geri döneyim. İstediğim gibi bunu tekrar gizleyebilirim. Extended data'yı tekrar gizleyebilirim. Ve proses plan aşamasına geliyorum. Bir proses plan oluşturmak istiyorum. Bu plant B görünümü için bir proses plan oluşturmak istiyorum. Şurada insert new üzerine tıklayarak yeni bir tane oluşturuyorum. Yeni bir üretim ürün ağacı. Proses plan, iş talimatı oluşturacağım. Örnek olarak bu şekilde Skyride Drone dedim, isim veriyorum. Ve diyorum ki bu plant B için olacak, görünümü plant B olsun. Production kategorisi. OK dedim. Bakın oluştu. Sonra bunun bilgi sayfasına gidiyorum. Proses plan sayfasındayım. Şimdi operasyon adımlarımı oluşturacağım. Peki operasyon adımlarında hangi malzemelerin kullanıldığı, hangi work center'da çalıştığı, hangi operatörün yer aldığı gibi bilgileri operasyon adımlarında ilişkilendirebilirsiniz. Bunları da kendiniz sistemde bir kütüphane oluşturabiliriz. Mesela Manufacturing Resource Library diye bir kütüphanemiz var. Örnek. Bu kütüphanede bakın hangi plantlar, hangi üretim yerleri, hangi tooling, work center, fixtures gibi bunları tanımlayarak daha sonra ilgili proses planları ve iş talimatlarını oluştururken bu oluşturduğum kütüphaneden yararlanıyor olacağım. Mesela plantanın içine girdiğimde bu bir kaynak. Üretimde proses plan oluşturmak için kullanacağım bir kaynak, plant A. Farklı farklı kaynak tiplerimiz var tabii. Şurada da size oluşturulabilecekleri göstermek amaçlı yapısını göstermek istiyorum. Bakın line bazında, hatlar bazında, process materials burada gruplanmış. Yani bu plantta kullanılan malzemeler, işte skills, stations, tooling neyse bunlar kütüphanede saklanıyor olabilir ve daha sonra planta için bir proses plan oluşturacaksam ilgili üretim ürün ağacı için ben bu adımlardaki bu ilgili
malzemeleri, work center'lere tutup çekip ilgili proses planıma ekleyerek kolaylıkla da proses planımı ve iş talimatımı oluşturuyorum. Ve tekrar oluşturduğum proses planıma geri dönelim. Operasyon adımı ekleyeceğim. 4 tane adım eklemek istiyorum. Bunlara da bir isim verelim. Hangi adımları yapacağım, neler yapacağım? Assemble camera to body dedim. Install control modül olsun. Üçüncü adımda assemble upper body üstü altla montaj şeklinde. En sonda da install battery accessory battery and covers diye. Ne hangi adımlarsa, ne yapılacaksa, hangi adımları söz konusuysa bunları isimlerini oluşturuyorum. Aha bunu bir dakika yazamadım galiba. Bu şekilde oluşturdum operasyon adımlarımı. Ayrıca operasyon adımlarını bakın burada solda seçip attribute kısmına geldiğimde burada bazı attribute değerleri var ya da bakın long description ayrıca bir açıklama bir şeyler yazmak istiyorsanız bir bilgi mesela şurada bir bilgimi eklemek istiyorum ben. İlgili üretimdeki arkadaşa faydalı olması açısından neyse yazmak istediğiniz bunları da ilişkilendirebilirsiniz. Bunlar daha sonra tabii ki iş talimatlarında yer alıyor olacak. Kaydetmemiz gerekiyordu. Şurada save butonumuz var. Kaydettik. Ve sonra tabii bu operasyon adımları oluşturdum ama altında hiçbir kaynağım ya da bir üretim ürün ağacımdan parçam hiç ilişkili değil. Bunları da ilişkilendirmek istiyorum. Şurada open related part dediğimde bu üretim ağacı hangi bu proses plan hangi üretim ürün ağacı için oluşturuyorsam bakın bana en solda getiriyor. Geldi. Plan B için oluşturduğum üretim ürün ağacı. Ve diyorum ki sonra burada da aynı şekilde tutup sürükleme mantığı yine aynı şekilde çalışır. Ekranlar çok kolay ve oluşturmak çok kolay eğer gerçekten her şeyimiz hazırsa. Operasyon adımına tuttum ve sürükleyerek bıraktım. Altına eklemiş oldum. Ve burada allocation status var. Bu da operasyon adımında kullanıp kullanılmadığını ifade eder. Şurada display part allocation dediğim anda hangilerini kullandım operasyon adımında, hangilerini kullanmadım. Bunları da takip edebilirim. Bakın. Bunu birinci adımda dedim. Şimdi daha sonra kontrolü ikinci adıma ekledim. Upper body'yi üçüncü adıma ekledim. Bunu da son adıma ekliyorum. Bakın bu şekilde oluşturdum. En azından ilgili parçalarını ilişkilendirdim ilgili operasyon adımlarıyla. Şurada display part allocation dediğimde hepsinin kullanıldığını görüyor olacağım. Peki, tamam. İlgili kim operatör, work center ya da malzeme kullanılacak neler onları da ilişkilendirelim. Buradan arayıp kaynaklarımı görmek istiyorum. Tanımlı kaynaklarım. Kaynaklardan seçimler yapacağım. İlgili operasyon adımları yine ilişkilendiriyor olacağım. Örneğin inspection work center var. Load diyorum. Yükledim buraya. Bakın görüntüsünü falan da görebiliyorum artık. Aşağıda geliyor olacak. Diyorum ki ben bu work center'ı tutup yine sürükleyerek diyorum ki birinci operasyon adımıma ekle. Geldi. Dediğim gibi istediğiniz kadar tutup sürükleyerek ve burada ilgili kaynaklardan buraya ilişkilendirmeler yapabiliriz. Bu ekranı kapatıp şimdi diyorum ki ben bu yaptığım değişikliği bir kaydedeyim. Size daha sonrasında
hali hazırda oluşturulmuşu da göstermek istiyorum. Daha geniş kapsamlı olan onu da göstereceğim. Ve diyorum ki bu operasyon adımında görüntü olarak şimdi bir de bilgi iş talimatlarında görüntü olarak da ilişkilendirmeler yapabilirim. Görüntülerini operasyon adımlarında hangi hatta video yüklemeleri ya da böyle görüntü eğer bir doküman olarak görüntüde ilişkilendirmek istiyorsanız bunları da yapabiliyoruz. Ben mesela şurada kendim bir görüntü oluşturmak istiyorum. Kaynakları önce yüklemesini isteyeceğim. Kaynağımı da ilişkilendirsin. Eklediğim Word Center. Sonrasında Creo 1'den bir görüntü oluşturup ekleyebilirsiniz. Animasyonlar oluşturabilirsiniz. MCAT modülüyle. Dokümandan görüntü ilişkilendirebilirsiniz. Bir dokümanınız varsa onun görüntüsünün gelmesini istiyorsanız bu şekilde yönetmek mümkün. Önce bir bakın şu eklediğim Work Center'la burada görüntüsünü görüyorum. Visualization altında. Bir tane default bir representation oluşturacağım öncesinde. Buna default bir görüntü diyelim. Görüntü oluşsun. Biraz süre verelim ki onun default görüntüsünü oluştursun. Sonrasında o default görüntü üzerinden ben kendim bir görüntü yapacağım ve bunu kaydedeceğim. Creo View'da açıyorum. Şu şekilde görüntüm geldi. Şimdi ben diyorum ki şunlar seçtim. Evet, onu da yapmışım. Oluşturdum örnek. Bu görüntünün gelmesini istiyorum. Hatta belki bir not eklemek istiyorum. Ne yazmak istiyorsanız, nasıl bir not eklemek istiyorsanız, örnek. Tabii bunların karakterlerini düzenleyebilirsiniz, boyutunu ayarlayabilirsiniz, rengini ayarlayabilirsiniz. Ve sonra bunu kaydetmek istiyorum anotasyon olarak. Kaydettim. Çıkıyorum. Bu ayrıca doküman eklemek istiyorsanız iş talimatına, proses planınıza buraya dokümanlar ekleyebilirsiniz. Sistemde var olan bir dokümanı ilişkilendirmek istiyorsanız örnek. Ya da İkinci operasyon adımı için başka bir dokümanı ilişkilendiriyor olacağım. Ve bunun görüntüsünün de ilgili
iş talimatına yansımasını istiyorum. Görüntü olarak gelmesini istiyorum. Değişikliğimi kaydediyorum. Şimdi iş talimatımı oluşturacağım. Work Instruction üzerine tıklayarak bakın ilk adımda, ilk operasyon adımında hangi parçaların kullanıldığı, oluşturduğum görüntü, bunun üzerine tıkladığınızda Creo View'de açar ayrıca, yazdığınız notlar, dokümanı ilişkilendirmişsem onun linki, ki dokümanı sanırım ilişkilendirmemişim birinci adımda, dokümanı ilişkilendirmişsem bunun linki, onu da gelir. İkinci adımda bir dokümanı ilişkilendirdim ve bunun yansımasını istediğim görüntü, JPEG görüntü, bunu görüyorum. Hangi parçaların alok edildiğini görüyorum. Kaynak eklemişsem onları görüyor olacaktım. Ben birinci adımda bir kaynak ekledim, ikinci adımda kaynak yoktu. Bu şekilde şurada bunu da Inspection Work Center olarak görüyorsunuz. Mesela Work Center eklemiştim. Bu şekilde bir iş talimatımız oluşuyor olacak. Bugün sizinle birlikte yapmak istediğim bir iş talimatıydı. Sistemde var olana bakalım. O iş talimatını inceleyelim. En azından onda daha fazla görsel olarak. Yani benim şu an size demo sırasında hazırladığımdan daha fazla bir içerik oluyor olacak. Bunu birlikte inceleyelim. Ayrıca aynı parça numarasıyla oluşturduğunuz üretim bonları farklı plantlar içinde olabilir. Aynı numarayı oluşturduğunuzda bakın bunu geçmiş history segmentinde görünümlerinizi plant B mesela oluşturulmuş manufacturing görünümü. Bunları burada görüyor olacaksınız. Bunları buradan takip edebilirsiniz. Manufacturing görünümüne gittim. Burada ürün ağacını görüyor olacağım. Related Object tabında da proses planını yer alıyor olacak. Bakın proses plan. Burada. Buna tıklayalım. Bu önceden oluşturulan bir proses plan. Size daha ayrıntılısını göstermek için bunu açmak istedim. Adımlar. Kullanılan kaynaklar. Hangi parça hangi adımda kullanılıyorsa o. Bakın bu şekilde oluşturuluyor. Ve bunu Work Instruction'da açmak istersen, iş talimatı olarak görmek istersen, bu şekilde görebilirim. Animasyonlar dediğim gibi olduğunda burada ayrıca animasyonlar için link geliyor. Üzerine tıkladığınızda animasyonlar da görülebiliyor. İş talimatlarını da bu şekilde oluşturabiliyoruz. Şimdi sormak istediğiniz bir şey var mı? Alayım. Sonrasında Osman arkadaşıma devrediyor olacağım. Peki, teşekkür ederim. Beni duyabiliyor musun Burcu? Ben seni duyuyorum. Tamam, şu an kontrol sende. Tamamdır. Ekranım geldi mi? Evet, ekranını görüyorum. Sunum ekranım. Full değil. Tamam, süper. Şimdi yapacağım onu. Başlatalım sunumu. Daha sonra da ilerleyelim bu şekilde. Teşekkürler anlatımın için Burcu bu arada. Ben de hızlıca başlayayım. Ben Osman Aydın. İnformatik bilişimde endüstriyel IoT ve artırılmış gerçeklik uzmanı olarak çalışıyorum. Yaklaşık son 6 yıldır IoT ve artırılmış gerçekliğin endüstriyel alanda konumlandırıldığı projelerde çalıştım çeşitli firmalarda. Bunların kimi sistem entegratörü, kimi distribütör, kimi de IoT alanında kendi çözümlerini, kendi donanım ve yazılım çözümlerini geliştiren firmalardı. Yaklaşık 5 ay önce de informatik ekibine katıldım. Webinarın bu kısmında ben dijital üretim teknolojilerinden ve bu kapsamda endüstriyel IoT platform çözümü ThingWorks üzerinde geliştirilen üretim uygulamalarından bahsedeceğim. Gerçek zamanlı üretim performansı takibi, ekipman izleme ve yararlanma, bağlı iş birimleri ve az önce Burcu'nun
anlatmış olduğu bu dijital iş talimatlarının Linkçilik sisteminde, NPM Link sistemi üzerinde oluşturulan proses planlarının üretim sahasında bu endüstriyel IoT çözümü içerisinde nasıl uygulandığını bir uygulamasını göreceğiz, örneğini göreceğiz. Son kısımda da hızlıca bu uygulamaların, bu çözümlerin diğer kurumsal sistemlerle entegrasyonundan bahsedeceğim. Şu kısmı kapatmak istiyorum. Bu demoya geçmeden önce kısaca ThingWorx platformunu bir önce anlatmak istiyorum. ThingWorx endüstriyel IoT alanında lider bir çözüm olarak kabul ediliyor ve iki ana kullanım alanı var. Bunlar akıllı bağlı ürünler ve akıllı bağlı operasyonlar. Dolayısıyla ThingWorx ile ürünlerinizi yani üretmiş olduğunuz ürünlerinizi veya ekipmanlarınızı veya üretimde kullandığınız makine veya ekipmanları bağlı hale getirebiliyoruz. PLC'ler gibi endüstriyel cihazlara ve farklı endüstriyel protokoller kullanan ekipmanlara bağlanabiliyor ve veri çekebiliyoruz. Aynı zamanda uç nokta cihaz dediğimiz IoT sensör ve gateway cihazlara da bağlanıp veri alabiliyoruz. Bunun yanında diğer kurumsal sistemlere ve uygulamalara bağlanıp bunlar arasında veri alışverişi sağlanabiliyor. Ve aynı zamanda bu farklı sistemler arasında otomatik iş akışları da oluşturabiliyoruz. Daha sonra bu veri kaynakları üzerinde bir model inşa ederek fiziksel nesnelerin dijital karşılıklarını yani dijital ikizlerini oluşturup bu veri kaynakları ile dijital ikizleri birbirine bağlıyoruz. Ve bu verileri görselleştirdiğimiz veya bunların üzerine farklı çözümler inşa ettiğimiz arayüzler ve ihtiyaca yönelik uygulamalar geliştirebiliyoruz ki birazdan bunlar bu örneklerden, bu uygulama örneklerinden birini göreceğiz. ThingWorx analitik kabiliyetleriyle de öne çıkan bir platform ve çeşitli makine öğrenmesi algoritmaları kullanarak 4 farklı seviyede analitik çözümü geliştirme imkanı veriyor. Bunlar tanımlayıcı, teşhis edici, kestirimci ve adaptif analitik olarak tanımlanıyor. Ve bu 4 farklı seviyeyi kullanarak siz sahada ne olduğunu, neden olduğunu, bundan sonra ne olacağını ve bu bilgiler doğrultusunda bizim hangi aksiyonları almamız gerektiğini gösteren ve karar destek sistemleri veya karar otomasyonu da sağlayan ileri seviyede çözümler geliştirilebiliyor ThingWorx üzerinde. Akıllı bağlı ürünler kategorimiz için servis optimizasyonu altında listelenen çözümler var. Burada gördüğünüz uzaktan servis, müşteri servis, veri bazlı tasarım veya ürün zekası gibi uygulamalar var. Bağlı fabrika ekipmanları içinse dijital üretim adı altındaki çözümlerimiz ve uygulamalarımız var. Birazdan bu uygulamalarla ilgili yani gerçek zamanlı üretim performansı, izleme, ekipman izleme ve yararlanma, bağlı iş birimleri ve dijital çalışma talimatları uygulamaları göreceğimiz bir örnek uygulama açalım şimdi. Bu PTC'nin globaldeki müşterilerinden Polaris adında bir firmanın kullandığı uygulama ve bu firma kar motosikletleri üretiyor. Gördüğünüz uygulama da bu ürünün üretildiği 9 farklı lokasyon var. Bu 9 farklı lokasyondaki 9 fabrikanın tüm detaylarını diğer hat bazında ya da ekipman bazında üretim performansını, ekipman verimliliğini, ileriye yönelik olarak oluşacak arızaları işte bir kestirimci bakım çözümüyle birlikte gösteren bütün detaylı ekranları içeren hem bu üretim ekipmanlarından toplanan detaylı verileri görselleştirdiğimiz hem bu performans verilerini görebildiğimiz aynı zamanda da Winchill sistemiyle de entegre olarak dijital iş talimatlarını sahada operatör ekranlarında uygulanmasını sağlayan kapsamlı bir uygulama. Şimdi fabrikalar kısmına gelelim örneğin. Burada 9 farklı lokasyonda fabrikamız var dediğim gibi. Ve her bir seçilen fabrika için konsolide edilmiş halde bir ana ekran görüyoruz. Bu ana ekranda genel fabrikamıza ait genel bilgileri,
bu fabrikadan gelen son alarm bilgilerini, işte gecikme riski olan iş emirlerinin, iş talimatlarının bilgisi veya bakım veya plansız duruşlara ilişkin alarmları bu ana ekranda görüyoruz. Bu fabrikamızda bulunan ekipmanlarımızın listesi ve onların durumlarını bu ana ekranda görülüyor. Performans verileri bu fabrikadan gelen kalite ve OEE değerleri, yani ekipman verimliliğine ilişkin değerleri yine bir grafik ekranda görüyoruz. Üretim KPI değerlerini ve üretim özetlerini tamamlanan, gecikme riski taşıyan veya şu an çalışmakta olan iş emirleri adetleriyle birlikte görebiliyoruz. Daha performans kısmına geldiğimizde bu seçtiğimiz fabrikadaki hatlarımızı ayrı ayrı performans değerleriyle birlikte görebiliyoruz. Detaylı grafik ekranlarında. Production Schedule sekmesine geldiğimizde burada bu fabrika için tanımlanmış olan iş emirlerinin listesi, ki bunlar Lean Chief sisteminde direkt olarak geliyor. Bakım sekmesinde yine bu fabrikadaki ekipmanlarımızın bakım durumlarına ilişkin genel verileri görüyoruz. Alarmlar kısmında da yine bu ekipmanlardan gelen uyarıların listesi, bir alarm geçmişini görebiliyoruz. Hat bazına geçelim. Hat bazında yine seçilen hatta ilişkin genel bilgilerini, performans bilgileri, alarm geçmişi, bu hatta çalışan ekipmanlarımızın listesi ve bu hattan yararlanmamıza ilişkin, yani bu hattın ne kadar süre çalıştığı, ne kadar süre hazırlık operasyonlarına vakit harcandığı, ne kadar süre boş kaldığı, herhangi bir iş emri atanmadan boş kaldığı ya da bir arızadan kaynaklı plansız duruş nedeniyle ne kadar süre durduğuna ilişkin verileri görebiliyoruz. Production kısmında yine bu hatta tanımlanmış var. Sisteminden gelen bu hatta tanımlanmış olan ürünlerin listesini görüyoruz. Burada her bir ürünü seçtiğimde alt ekranda ise bu ürünün komponentleri, yani bileşenlerini görebiliyoruz ve bu ürünü üretmek için her bir bileşenden kaç adet gerektiğini gösteriyor bize. Asset ekranına geçelim ve ekipman bazındaki ekranları da görelim. Daha sonra bu dijital iş talimatlarıyla ilgili olan kısma geçeceğim. Ekipmanlar sayfamızda da her bir fabrika altında listelenen ekipmanlarımızın genel listesini görüyoruz ve seçilen ürün, ekipmanla ilişkin yine genel bilgiler, utilizasyon yani yararlanma bilgileri, alarm geçmişi, servis özeti ve bu ekipmandan aldığınız verileri burada görüyoruz ana ekranda. Bunların değiştiğini görüyorsunuz. Akım, voltaj ve sıcaklık parametrelerini alıyoruz biz bu robot koldan şu anda. Aynı zamanda bu ekipmanın arızalanma riskine ilişkin bir görseli de burada görüyoruz. Çünkü yalnızca anlık olarak verileri monitör etmiyoruz bu uygulamada. Aynı zamanda bu verilerin depolanıp başlangıçta bahsettiğim bu analitik özellikleri kullanılarak ThingWorx'un bir kestirimci bakım kapsamında sistemin bize uyarması da sağlanıyor ve burada arıza riskine ilişkin bilgilendirmeyi görüyoruz ki şu anda yüksek bir risk olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda buna etki eden faktörleri de burada gösteriyor bize sistem. Connect Data kısmında bu aldığımız parametrelerin detaylı gösterimi var. Akım, voltaj ve sıcaklık değerlerinin bir zaman çizelgesi üzerinde gösterim var. Utilizasyon ekranında bu ekipmanın çalışma süreleri, yani ne kadar süre çalıştığı, ne kadar süre hazırlık operasyonları için durdurulduğu, ne kadar süre plansız duruştan, plansız bakım nedeniyle, yani arıza nedeniyle duruş yaptığı ve ne kadar süre boş kaldığına ilişkin verileri görüyoruz. Servis kısa da hızlıca bakalım. Bu ekipmana ilişkin servis kayıtlarını görüyoruz. Burada açılmış olan ticketleri veya burada gerekirse yeni ticket de oluşturabiliyoruz. Ya da mevcutları update edebiliyoruz. Dokümantasyon kısmında da yine bu ekipmana ilişkin dokümanları, işte güvenlik talimatları ya da garanti bilgileri vesaire gibi dokümantasyonlar var. Production kısmına gelelim.
Burada seçilen fabrikaya ilişkin tanımlanmış olan iş emirlerinin tüm listesi gelecek. Artı bu fabrikadaki ekipmanlarımızı görüyoruz. İş emrinin detayları burada görünüyor. Eğer istenirse yeni bir iş emri kaydı da burada oluşturabiliyoruz. Onu da şöyle örneğini yapalım hemen. Bir üreteceğimiz ekipmanı seçelim. Dijital iş talimatını buradan seçiyorum. Bu direkt olarak WinChill sisteminden çekiliyor. Demin Burcu arkadaşımın göstermiş olduğu iş emirlerini, listesini biz buradan görüp hangi iş emrini oluşturmak istiyorsak, hangisinin çalışmasını istiyorsak bu hatta onu seçiyoruz. Otomatik bir numara atıyor. Zaten öncelik belirtiyoruz, adetlerini belirtiyoruz, kaç adet üretilmesini istiyorsak ve hangi tarihte tamamlanmasını istiyorsak bu iş emrinin bu bilgileri de girdikten sonra, çalışacağı hat bilgisini de girdikten sonra network kodu bunu bu listeye eklemiş olduk. Altta verebiliyoruz son oluşturduğum bu listeyi. Bununla birlikte BOM sayfasından da bahsetmek istiyorum hızlıca. Burada bu hatta tanımlanmış olan ürün veya ürünlerin listesini ve bu ürünü oluşturan komponent listesini görüyoruz. Demin de buna benzer bir ekran, hat bilgileri ekranında görmüştük. Burada şunun da altını çizmek istiyorum. Burada iki sistemle çift yönlü bir entegrasyon var aslında. Bu IoT çözümü PLM sisteminden çektiği BOM verilerini, üretim BOM'u bilgilerini bu ürünü oluşturan komponent listesini burada bize gösteriyor. Parça bilgileri ve detaylarıyla birlikte ve bu ürünü üretmemiz için gereken parça adetlerini burada gösteriyor. Aynı zamanda ERP sisteminden de bu parçalardan elimizde, stoğumuzda kaç adet olduğunu da gösteriyor ve ikisini otomatik olarak kıyaslıyor birbiriyle. Eğer stoğumuzdaki miktar bu ürünü üretmemiz için gereken miktardan daha düşükse bunu otomatik olarak kırmızı renkle işaretliyor. Onun üzerine tıklayalım örneğin. Aynı zamanda da bu düşük miktarda olan parçaları siparişin de otomatik olarak geçiyor sistem. Yani biz bu iş emrini bu hatta atadığımız anda bu kıyaslamayı yapıp stoğumuzdaki miktarla bu ürünü üretmemiz için gerekli miktarı kıyasladıktan sonra elimizde düşük miktarda parça var ise bu parçaları sistem otomatik olarak sipariş veriyor. Bunun nasıl yapıyor? Bu kurumsal sistemler arası entegrasyon çözümü, Stigmus Flow var son kısımda kısaca bahsedeceğim. Bununla sağlıyor bu entegrasyonları ve otomatik iş akışlarını. Burada Work Instructions kısmında yine oluşturulmuş proses planlarının listesini görebiliyoruz. WinChill sisteminden geliyor. Eğer istersek buraya yeni ilave de yapabiliyoruz. WinChill'den gelen bilgilerin güncelliğini burada kontrol etme imkanımız var. Check for latest dediğimde WinChill tarafındaki en son en güncel planımı kullandığımı teyidini de alabiliyorum. Ve burada da dijital iş talimatlarının bir ön görüntülemesini yapma imkanı var. Bunlar sahada bu operasyonu gerçekleştirecek, yani bu talimatları uygulayacak operatörlerin ekranları aslında. Ve her bir adımda ne yapması gerektiğiyle ilgili talimatlar burada sıralanmış durumda. Şimdi bunun bir uygulamasını da yapalım hızlıca. Yani bir operatör ekranına bağlanıp burada Connected Work tabımız var. Bağlı iş birimleri dediğimiz burada bağlı iş istasyonlarımız var. Ve bunlara atanmış olan yine iş talimatlarımız var, iş emirlerimiz var. Şimdi bunlardan birini seçerek sahada nasıl uygulandığını bunların görelim ve bu sistemden yani sahadan daha doğrusu bu sistemlere mühendislik birimlerine veya kalite birimlerine nasıl geri bildirim yapıldığını, çıkan problemlerle ilgili örneğin. Bunun bir örneğini inceleyelim. Önce burada bir filtreleme yapmak istiyorum. Çalışan iş emirlerini seçeceğim. Bu listeyi yenilen bir şu anda. Evet, yeni listemiz geldi. Çalışan iş emirlerini listesi. Bu iş emrini çalıştırmak istiyorum.
Ve şu anda açılan ekran bu montajı gerçekleştirecek, sahada gerçekleştirecek operatörümüzün ekranı. 7 adımdan oluşan bir talimat geldiğince bunu başlatıyorum hızlıca. Ve ilk adımdan başlayarak detaylarıyla bize bu montaj adımlarını gösteriyor olacak. Evet, birinci adımımız yüklendi. Bu adımda neler yapmamız gerektiği bu sol üstte tanımlanmış durumda. Bu adımı gerçekleştirirken kullanacağımız parçaların listesini görebiliyorum burada. Aynı zamanda kullanmamız gereken alet listesini burada görebiliyorum. Bunların her biri az önce Burcu'nun göstermiş olduğu talimatlarda hazırlanıyor ve direkt olarak bu uygulama çerçevesinde, yani bu Endüstriyel IoT uygulamasının içerisinde operatör ekranlarına direkt olarak yansıtılabiliyor. Bunları aynı zamanda bir AR uygulaması, yani artırılmış gerçeklik uygulamasında görüntüleme imkanı da var. Zamanımız kalırsa belki hızlıca onu da gösteririm. Ve bu talimatları operatör sağda bu 3D modeli de detaylı bir şekilde inceleyerek gerçekleştirebiliyor ve her bir adımı tamamladığında da bu pas butonuna basarak complete tıkladığında bunu tamamlamış ve ikinci adıma geçmiş oluyor. İkinci adımdaki operasyonda biraz bir farklılık var. Hemen onu da bahsedelim. Burada bu sonuçların buraya sabitlenmesi söz konusu ve gerekli aletler arasında bir bağlı anahtarımız var. Yani tork değerini ölçümleyebildiğimiz yine bir IoT sistemine bağlı olarak tork değerini ölçebildiğimiz bir bağlı anahtarımız var. Ve sağdaki operatör bu anahtarı her kullandığında ve her bir sonumu sıktığında burada tork değerini biz alıyor olacağız. Bunu simüle edelim şimdi. Tork değerlerini alalım. İlk değerimizde bir problem var. Kırmızı işaretlendi çünkü. Ve yine bir problem oluştu. Ben bu adım için pass değil fail butonuna tıklayacağım. Çünkü bir problem var bu tork değeriyle ilgili ve örneğin bu yanlış tork değeri burada bir komponente zarar verilmesine neden oldu diyelim. Somunun ya da işte burada bir plastik parçanın diyelim. Zarar görmesine neden oldu. Ben fail butonuna tıkladığımda bu bir destek talebi, kaliteye ilişkin talepler ya da parça talebi gibi üç farklı talepte bulunabiliyorum. Destek talebinde bakıma ilişkin destek talebi yapabiliyoruz. Kalite kısmında hasar gören parça ya da bileşenle ilgili geri bildirim yapabiliyoruz. Part request'te de stop miktarı az olan ya da yine hasar görmüş olan parçanın değişimiyle ilgili taleplerde bulunabiliyoruz. Diyelim ki bir kalite talebi oluşturalım ve hasar gören bir komponent olduğunu varsayalım ve confirm edelim. Bu adımı yine complete olarak geçiyorum ama aslında bu adımı tamamlayamamış olduk, bir problem oluştu. Bu operasyonları tamamladığımızda bu tamamlanmayan adım veya adımlarla ilgili bazı aksiyonlar alacağız. Şimdi üçüncü adımda bu parçanın sabitlenmesi söz konusu. Hızlıca geçiyorum bunları. Dördüncü adımda yine bir bağlı anahtar söz konusu. Bu anahtar kullanılarak bu parçaların sabitlenmesi gerekiyor. Yine bir tork değeri ölçümü alalım. Burada bir problem görünmüyor. Bu adımı geçelim. Beşinci adımımızda bu parçalar yerleştiriliyor. Onu da hemen hızlıca tamamlayalım. Altıncı adımda da bu parçayı yerleştiriyoruz. Onu da geçelim. Son adımda yine bir anahtar kullanarak bu parçaların sabitlenmesi söz konusu. Tork değerimizi alalım. Yine bir problem oluştu. Gördüğünüz gibi tork değeri istenilen aralıkta değil. Bu adımı da fail olarak işaretleyelim. Burada örneğin bu anahtarla ilgili bir sıkıntı olduğuna kanaat getirdi operatör ve bir bakım talebinde bulunalım.
Bunu iş evreni bu şekilde tamamlıyorum. Tamamlamış olduk ama 2 ve 7. adımlarda problemler vardı. Dolayısıyla bunlarla ilgili bazı aksiyonların alınması gerektiğini söylüyor bize sistem. Konfirme ediyorum. Ve şimdi bu yaptığımız adımların özetini ve sorun yaşadığımız 2 adımla ilgili aksiyonları göreceğiz. Özet ekranına tıklıyorum. Burada her bir adım için ne kadar süre harcadığımızı görebiliyoruz ve bu sürelerin ortalama süre ve hedeflenen sürelerle kıyaslandığı bir grafik var. En aşağıda da bizim almamız gereken aksiyonlarla ilgili bir listemiz var. Seçtiğim zaman ikinci adımda bir hasarlı parça oluştuğunu bildirmiştik. Yedinci adımda da bir bakım talebinde bulunmuştuk. Burada 2 opsiyonumuz var. Atılması gereken bundan sonraki adımlarla ilgili. Bir submit for rework diyerek bu adımları tekrarlayabiliyoruz. Ya da bu yaşanan problemlerle ilgili add to quality report seçeneğimiz var. Yani bunu bir kalite raporuna eklenmesi ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi söz konusu. Ben ikisini de uygulayacağım burada. Hem bu adımların tekrarlanmasını istiyorum. Aynı zamanda bunun kalite raporuna da eklenmesini ve bu yaşanan problemlerin orada da görülmesini istiyorum. Dolayısıyla bu şekilde Winch sistemi üzerinden gelen üretim bonu bilgilerinin listesini ve bunların ERP sistemindeki stoğumuzla kıyaslanmasını görmüş olduk. İş talimatlarının sahada uygulanışını ve bu uygulanma sırasında yani sahada üretim yapılırken karşılaşılan problemlerle işte hasar gören parçalar vesairelerle ilgili kalite raporuna ilaveler yaparak buradaki yaşanan sorunları ilgili birimlere aktarmış olduk. Böylelikle bir hani entegre dijital üretim sisteminin nasıl çalıştığını ve bir endüstriyel IoT sisteminin nasıl çalıştığını görmüş olduk bu örnekle birlikte. Hemen zamanımızı kontrol ediyorum. Biraz hızlanmamız gerektiğini görüyorum. O yüzden daha başka bir demo göstermeyeceğim. Sadece hızlıca ThingWorx Flow uygulamasından bahsedeceğim. Bir soru mu var? Acaba bir ses aldım ama. Yok, soru yok. Herhalde şimdilik hemen. En son bakarız. Devam edebiliriz Osman. Tamam, burayı tamamlayayım zaten. Ondan sonra varsa soruları alabiliriz. ThingWorx Flow, ThingWorx platformu içerisinde gelen ve entegrasyon ve orkestrasyon tool olarak isimlendirdiğimiz bir modül. Ve bu modül sayesinde biz 50'nin üzerinde farklı kurumsal uygulamaya ve sisteme direkt olarak bağlantı oluşturabiliyoruz. Artı bu sistemler arasında otomatik iş akışları oluşturabiliyoruz. PLM tarafında tabii ki Winch sistemiyle entegrasyonlar var. Deminki uygulama örneğinde de gördüğümüz gibi. Bunun haricinde Teamcenter ve diğer bazı sistemlerle diğer partnerler tarafından geliştirilen konnektörlerin kullanılabildiği entegrasyonlar var. Application Lifecycle Management tarafında GitHub ve GitLab uygulamaları var. Proje yönetimi tarafında Jira ve Slack uygulamalarıyla direkt entegrasyon var. ERP, SAP sistemine direkt entegre olabiliyor veya Dynamics ERP'ye direkt entegrasyon var. Servis uygulamaları tarafında ServiceMax ve Dynamics Field Service'e entegrasyon var. IoT'de ThingWorx'e. Üretim uygulamaları tarafında Winch ile NPM'lik zaten bugünkü konumuzu da oluşturan bu entegrasyonu aslında biz görmüş olduk detaylarıyla. Bunun haricinde SAP EMEA sistemine veya Rockwell'in EMEA sistemlerine direkt entegrasyon var. Ve burada görmüş olduğunuz diğer API ya da database sistemlerine de direkt entegrasyonu sağlayabiliyoruz ve bunlar arasında dediğim gibi otomatik iş akışları oluşturabiliyoruz. Deminki uygulamamızda örneğin işte stoğumuzdaki parça eksik ise üretimi tamamlamak için bunun otomatik olarak siparişinin verildiği görmüştük. İşte bunu sağlayan uygulamamız aslında arka planda ThingWorx Flow diyerek tamamlamış olayım. Bununla ilgili bu arada Mayıs ayındaki
ThingWorx uygulamaları ile ilgili olan webinarımızda bir demo da var. IoT PLM entegrasyonunu gösteren ve sağdaki bir cihazdan gelen alarm kaydının PLM sisteminde bir parçanın durumunun değişmesine yol açtığı bir iş akışı tanımlamıştık orada. Onları da inceleyebilirsiniz ya da ThingWorx uygulamaları ile ilgili diğer örnekleri görmek isterseniz o webinarı da inceleyebilirsiniz. Diyerek tamamlamış olayım ben. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabilirim. Teşekkür ederiz Osman. Sizin geliyor mu bilmiyorum ama webinara nereden erişebiliriz diye sormuş demin bahsettiğim webinara. YouTube kanalımız var Informatik PLM adında, oradan erişebilirsiniz. Başka bir kaynak var mı Burcu, bunu görebilecekleri? Sanırım YouTube kanalında hepsini izleyebiliyorum. Paylaşıyor olacağız zaten. Link üzerinden YouTube'dan aynen. Bunun içinde bir mail link ya da bir duyuru olur. Oradan erişiyor olabilirsiniz bu kaydı. Bu kaydı paylaşıyor olacağız. Bu şey diğer benim daha önce yaptığım ThingWorx webinarı ile ilgili sorulmuş sanırım. Onun kaydına da aynı şekilde YouTube kanalımızdan erişebilirsiniz. Ayrıca yine ThingWorx uygulamaları ile ilgili yeni webinarlarımız da olacak. Özellikle ThingWorx'un analitik özellikleri ile ilgili, bu işte kestirimci bakım, kestirimci kalite ya da adaptif analitik özellikleri ile ilgili de yeni webinarlarımız olacak. Onların duyurularını da yakın zamanda paylaşırız. O zaman sorumuz yoksa teşekkür ederiz. Başka yok sanırım. Evet, ben de şu an göremiyorum. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Bu webinar kaydını da aynı şekilde YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. İyi günler diliyorum. Teşekkürler, iyi günler dilerim ben de. Hoşça kalın.